videonun başlığını görünce eminim pek çoğunuzun aklından şu geçti. Hoca Dogecoin'i mi pamplamaya çalışıyor? Hayır değil. Dogecoin gerçekten Ay'a gidiyor. Fiyatı gider mi bilmiyorum ama kendisi Ay yolculuğunda. Bu Ay'a gidiş şu anlık sembolik, biraz daha sonra biraz daha ciddiye binecek. Ama sonunda o Ay'a gidiş hikayesi belki de Dogecoin'in uzayın coin'i olması hikayesi de bitebilir. Elon Musk bu konuda ne kadar ciddi bilmek mümkün değil ama Dogecoin ile ilgili ciddi fikirleri olduğu net ve benim bildiğim bir şey varsa Elon Musk bir şey söylüyorsa dikkatli dinlemekte fayda var. Evet, bazen saçmalıyor, bazen palavra sıkıyor ama o kadar çok şeyi başarmış bir insan ki biraz yakından dinlemekte fayda var. Bu sebeple biraz Dogecoin üzerine durmak istiyorum. Biliyorum pek çok insan için sürpriz bir video çünkü Dogecoin benim pek de ciddiye almadığım coinlerden bir tanesi aslında. Küçücük bir yatırımım var. Ve o küçücük yatırımı aslında çok erken yaptım ve çok ciddi büyüdü bir ara. Sonra tekrar küçüldü. İşte bugün o hikayeden de biraz bahsedeceğim. Ve Dogecoin'in aslında ciddi anlamda iyi bir yatırım fırsatı olabileceği konusundaki fikirlerimi anlatacağım. Ama unutmayın, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, sadece kendi görüşlerim. Hazırsanız başlıyoruz. Açık konuşmam gerekirse Elon Musk bahsedene kadar Dogecoin ismini duymamıştım bile. O bahsedince gidip incelediğimde de bunun bir şaka olduğunu fark etmiştim. Nitekim hakikaten Dogecoin bir şaka olarak başlamış ama sonra iş ciddiye binmiş. Şu anda toplam 8 milyon üzerindeki değerlemesiyle en değerli 10. coin. Aynı zamanda da diğer köpek coinlerinde öncüsü. Dogecoin artık hayatımızda ve ciddi bir yeri var. Bu aralarda Mars'a gitmeye hazırlanıyor. Nedir bu Ay'a gitme meselesi? Aslında iki boyutu var. İlki Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Ay'a yapacağı yolculuklarından bir tanesine Dogecoin misyonu ismini vermeyi düşünüyor olması. Bu misyonun ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Bu yılın sonuna doğru bekleniyor ama Elon Musk ona Dogecoin ismini veriyor. Dogecoin to the Moon. Dogecoin Ay'a ismi verilen bu proje duyurulduğunda oldukça ölü bir pazara rağmen Dogecoin'in fiyatında bir hareketlenme de meydana geldi. Tabii sonra Ay'ı pazarıyla beraber söndü. Projenin arkasında epey çok teknoloji firması da var. Kimler var derseniz Unizen, ZenX Labs, Geometric Energy Corporation gibi firmalar var. Galiba projenin sponsoru da bu firma olacak. Bu tabii bir reklam projesi aslında. Dogecoin'in ismini Ay'a taşıyacak. Fakat bazı çok ciddi Dogecoin fanatikleri var. Onlar Elon Musk'ı beklememeye karar verdiler. Biliyorsunuz bu aralar NASA Ay'a gitmeye çalışıyor. Artemis misyonuyla. Onun üzerine Dogecoin yüklediler. Bu nasıl oldu derseniz Artemis yolculuğunda küçük kapsüllerin içerisine eklenmiş 3 milyonun üzerine insanın ismi var. Onların ismi Ay'a taşınıyor. Inevitable 360 ve Justin Scherini isimleriyle Twitter'da yayın yapan iki Dogecoin fanatiği buraya bir Dogecoin cüzdanı, bir adet Dogecoin ve bir de Dogecoin NFT'si yüklediler, onu Ay'a yolluyorlar. Artemis biliyorsunuz pazartesi uçacaktı. Uçuş ertelendi. Son durumu bilmiyorum ama en sonunda başarılacak ve böylece en azından bu kapsül içerisinde isim zaten Ay'a gitmiş olacak. Ama tabii bunlar işin şamata tarafı. Aslında Dogecoin'in uzayda gerçekten bir yeri olabilir. Bugünkü videom da bundan ilgili. Çünkü Elon Musk'ın uzay, daha doğrusu Mars hayallerinin içerisinde Dogecoin'in bir yeri var ve bu Dogecoin'i ciddi bir yatırım fırsatı haline getirebilir. Kaldı ki videonun son bölümünü anlatacağım. Dogecoin teknik olarak da fena durumda değil. Oldukça iyi bir ürün var elimizde. Biraz ona bahsedeceğim. Yani artık bir şakadan bahsetmiyoruz. Yani artık Mars'a doğru giden, belki de uzayın parası haline gelecek bir coin'den bahsediyoruz. Beni takip edenler biliyorlar. Elon Musk'ın Tesla'sı sayesinde ben çok para kazandım. O yüzden Elon Musk'a büyük saygım var. Nitekim Elon Musk Dogecoin'e yatırım yapıyor deyince incelemiştim ve pek kafama yatmamasına rağmen küçük bir miktarda parayı oraya yatırmıştım. Hatta bu konuda o dönemde bir makalede yazdım. 9 Şubat 2021'de yazdığım makalede en büyük aykırıya bir şans veriyorum Dogecoin dedim ve makalede şunu anlattım. Bence Elon Musk yanılıyor dedim. Dogecoin'den pek bir şey olmaz. Ama Elon Musk'tır, bu bildiği vardır ve bu tip adamların öngörülerine ufak tefek yatırımlar yapmakta fayda var. Belki haklı çıkarlar çünkü onlar birer dahi. Nitekim yatırım süper iyi gitti. Ben 9 Şubat'ta yatırım yaptığımda 6 sent civarında bir fiyatı vardı. Daha sonra 70 sentlere kadar tırmandı Şubat'tan Mayıs'a kalan süreçte. En aylık ben de satmadım. Bugün oralara geri dönmüş durumda. Küçük bir miktar olduğu için çok önemli değil ama hep böyle kenarda bir zevk olarak, bir keyif olarak bulundurdum. Hoşuma da gidiyor hala ama şimdi anlıyorum ki Elon Musk bu konuda son derece ciddi ve Elon Musk'ın Mars'a gitme misyonu içerisinde uzayı kolonize etme projesi içerisinde Dogecoin'in bir yeri var. Bazılarınız Elon Musk ismine çok şüpheyle bakıyor. Onu bir borsa manipülatörü olarak görenler var. Haklısınız da bazı tuhaf davranışları var ama bence Mars meselesinde son derece ciddi ve ne yapıyorsa bu Mars meselesi için yapıyor. O diyor ki ileride gezegenimizin başına bir işler gelebilir. İnsanoğlunun çok sayıda gezegene yayılmış bir kolonizasyon yapısına gitmesi gerekiyor. Ve bu çerçevede de Mars işine çok ciddi yatırım yapıyor. Neden inanıyorum bu misyona? Çünkü Mars yolculuğuyla ilgili bütün yapı taşlarını arka arkaya yerine oturttuğuna inanıyorum. Ve bu
eninde sonunda uzayda kullanılacak bir paraya doğru da ilerliyor olacak. Nedir bu yapı taşları? Bir tanesi elbette Tesla. Tesla neden önemli? Bir, Elon Musk'a büyük servet para sağladı. Uzaya gitmek pahalı bir iş, onun parasını sağlıyor. Ama daha da önemlisi Tesla'da otonom sürüş projesi için geliştirilen yapay zeka altyapısı çok büyük. Bunun için mesela merkezde Dojo isimli bir bilgisayar kurdular. Dünyanın en büyük bilgisayarlarından bir tanesi. Artı dünyanın en iyi yapay zeka mühendisleri Tesla için çalışıyor ve yapay zekada Tesla'nın biriktirdiği bütün bu bilgi Mars yolculuğunda da işe yarayacak. Üstelik bu yapay zeka sayesinde bir de insanımsı robot yapmaya çalışıyorlar. Bu da son derece mantıklı. İster Ay'da ister Mars'ta uzayda insanların yaşaması çok zor. Orada robotlara çok ihtiyacımız olacak. İnşaat işlerinde o kolonileri kurarken bu anlamda da bu robotun da bir yeri var gibi gözüküyor. Ama tabii daha da büyük bir yapı taşı SpaceX. SpaceX bugün dünyanın en büyük uzay taşımacılığı firması. Bunu çok ekonomik şekilde yapıyor. Roketlerini tekrar kullanıyor. Bunu müthiş verimli yapıyor. NASA'nın bütün projelerini alıyor. Ay'ın kolonizasyonu projesinde de yer alacak bir şirket SpaceX. Ama bunu da yetinmiyor Elon Musk. SpaceX'in içinden bir de Starlink diye bir iş çıkarttı. Starlink'in amacı da para kazanmak aslında temelde. Dünyaya internet indiriyor biliyorsunuz uydularla. Buradan gelen parayla Mars yolculuğu finanse edilecek. Çünkü NASA'nın bütçesi bu işe yetmiyor. Elon Musk'ın bunu kendi geliri elde etmesi lazım. Starlink bunun araçlarından bir tanesi. Burada da bitmiyor. Neden sizce Las Vegas'ın altına tüneller kazıyıp Tesla'ları orada götürüyor? Gerçekten dünyadaki taşımacılığı bununla mı çözecek? Hiç inanmıyorum. Bence orada bu tünelleri hızlı kazıma, bu tünellerin içerisine hızlı yaşam kazandırma, arabaların orada hızlı gitmesi gibi şeyler üzerine çalışıyor. Neden? Çünkü Mars'ta da Ay'da da yüzeyde ulaşım çok zor olacak. Bunlar yerin altından gidecekler. Elon Musk'ın vizyonunun başka bir parçası bu. Bir diğer parça Cybertruck. İsmi bile belli. Cybertruck, Cybertruck, siber kamyon. Sizce bu dünyada gezmesi gereken bir kamyona benziyor mu? Yoksa Ay'daki, Mars'taki misyonlarda kullanılacak bir taşıt aracına mı benziyor? Ki bu taşıt araçlarının bazı çok enteresan özellikleri var. Mesela dışarıdaki atmosfere etkilenmiyorlar. İçindeki insanları dışarıdaki bir gaz saldırısına karşı koruyabiliyorlar. Bunlar sizce dünya için gerçekten gerekli mi yoksa yine Mars meselesinin birer parçası mı? Buraya kadar anlattıklarım sanırım Elon Musk'ın Mars konusunda kadar ciddi olduğunu gösteriyor. E diyelim ki bir gün oraya vardı. Kendi parasını istemeyecek mi bu adam? En doğal hakkı değil mi? Zamanında dünyayı keşfedenler mesela Christoph Kolomb Amerika'ya gittiğinde ne yapmış? Oraları tamamen ele geçirmiş, kendi kanunu, regülasyonu, her şeyi getirmiş. Bu da böyle olabilir. Bu nedenle de Elon Musk'ın bu kanunsuz, regülasyonsuz bölgede bir uzay parası geliştirme ihtimali var. Geçenlerde bunu sordular da kendisine şöyle cevap verdi. Mars uzak, ışık hızıyla para hareket etmeyecek. O yüzden dünyadaki parayı oraya taşıyamayız dedi. Ama blockchain'de bence buna bir takım alternatifler çözümü gelebilir. Ve ben Elon Musk'ın bunu düşündüğüne neredeyse eminim. Tamam, kabul, çok uçtuk. Belki de çok hayalperestim ben. Ama ya gerçek olursa? Nitekim baktığımızda en iyi yatırımlar bu tip yatırımlar oluyor. Hani var ya, ah zamanında şu işe 1.000 dolar yatırsaydım bugün kaç milyon dolarımız olur dediğimiz yatırımlar, kaçan fırsatlar, bu da onlardan bir tanesi olabilir. Üstelik Dogecoin'e baktığımda kendisi de iyice bir coin. Yani tek başına böyle 1000 kat, 10.000 kat gitmez belki ama kendi başına da fena özellikleri yok. Son derece desentralize, ölçeklenebiliyor, çok hızlı, çok düşük maliyetli işleyebiliyor. Arkasında güçlü bir geliştirici takım var. Çok ciddi bir topluluğu var. Yani pek çok yönüyle olumlu. Biraz enflasyona açık ama baktığımızda da pratikte aslında çok kötü gitmiyor. Mesela geçen sene Dogecoin'deki enflasyon %1.90 civarında. Bu neredeyse Bitcoin'den sonra en iyi coin olduğu anlamına geliyor. Kuvvetli bir madencilik yapısı var arkasında. Yani kendi başına da fena bir coin değil. O yüzden o düştüğü yere 10 kat seviyeye gelebilir belki. Ama benim vizyonum o değil. Benim vizyonum şu Mars meselesi. Eğer hayalim gerçekleşirse Mars yolculuğunu Dogecoin'e yapacağım günü geldiğinde. Bu bölümün sonuna geldik. Biraz hayaller kurduk. Biraz Dogecoin'e baktık. İlginç bir proje hakikaten. Elon Musk'ı hep yakından takip etmekte fayda var. Çünkü beni hep şaşırtmaya devam ediyor. Yapılamaz denen şeyleri yapıyor, olduruyor, inanılmaz işleri beceriyor. E bu adam bir gün uzaya hakim olursa kendi coin'i de bence olacak. Görüşlerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğlenceli görüşlerinize de açayım açıkçası. Çünkü bugün biraz eğlenceli bir içerik ürettiğimi de düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.